Karademir İnşaat'ın sunduğu söz muhtarlarda başlıyor. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Bugün de inşallah Tavlusu Mahalle Muhtarı adayı İbrahim Bayram'ı konuk ettik. Güzel bir sohbet olacak, inanıyorum buna. Çünkü o da bir gönül insanı. Daha önce de Beytullah Üreyen, diğer arkadaş vardı, o da Selçuklu Mahalle Muhtarı'ydı. Onunla beraber kendinin iş yerine gittik. İş yerinin adı neydi hocam? İş yerinizin? Tavlusun Seç Market. Benim mi? He. Evet, Tavlusun Seç Market. Seç Market, evet, evet. Oraya gitmiştik. Orada da biraz muhabbet ettik. Bugüne geleceğini söyledi. Tamam, cumartesi olursa daha iyi olur, akşamına olsun dedik. Bazı muhtar adaylarımız da gündüz gelmek istiyor. Biz de akşam olsun dedik. Çok da iyi oldu, geldi. Tavlusun Mahalle Muhtar adayımız İbrahim Bayram'a tekrar hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Kendisinde broşürü de getirdi de hocam dedim. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Evet. Öncelikle evet. Yüksel Bey. Ondan sonra dur. Burada azalarımız da, onu ben hemen söylemek istiyorum. Çünkü azalarımız da bizi izliyordur. Veya daha sonra izler. Çünkü YouTube'dan dönecek bu devamlı. Kendisinin Facebook'una da düşüyor. İbrahim Bayram'ın. Sami Deliktaş, Hasan Şahin, Recep Çamlar, Haluk Yıldırım, Behçet Aslan, Derya Yılmaz, Erdik Kayıran, Ahmet Tekin diye arkadaşlar azaları var. Tavlusu Mahalle Muhtarı İbrahim Bayram diyor ki, ben değil mahallemiz kazanacak diyor. Yeni dönemde mahallemizin ihtiyaç ve taleplerine göre hizmete hazırız diyor. Çünkü 2014-2019 yılı arasında muhtarlık yapmış. Tecrübeli biri. Onun için yeniden aday kendisi. İş yeri var, marketi var, bir market. Gittik orada çay kahvesinde içtik. Bir gönül insanı sağ olsun. Tomarza'nın Keprin köyünden değil evet, mi? Evet, eski ismi Keprin'di, şimdi şu andaki ismi Köprübaşı köyü. Köprübaşı köyü. Evet. O köprüyü geçtikten sonra avşalara geçiyoruz. Evet. Bu tarafa kalırız zaman Tükmünlere kalıyoruz. Evet, Tükmünlere kalıyoruz. Yürüklere kalıyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim Yüksel Bey. Buyurun. Öncelikle konukperverliğiniz için Allah razı olsun. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun tabii ki. Evet, daha önce Müslüman ülkemizin evet güzel efendim evet. Ramazan bayramını Ramazan'ını kutluyorum inşallah. İnşallah. Allah hayırlı Ramazanlar diliyorum yani Ramazanlar cümlemize. Ramazanlar diliyoruz inşallah. Allah her şeyin hayırlısını versin diyoruz. Amin 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 amin. Ya Rabbim. Sizin köy Avşar köyü değil mi? Bizim köy Avşar köyü. Tamam. Evet. Ondan sonra devam ediyor Avşar köyünden. Avşar köyünden Doklar efendim mesela. Evet. Emirşah, Taf. Emirşah, Taf. Evet, o sağ tarafa gidersen. Evet. Aslantaş şey. Aslantaş. Aslantaş da kalır. Avşar değil mi? Evet, Aslantaş da Avşar. Hmm. Evet, Selpin, Karapınar hepsi var işte. Aslantaş'ın muhtarı da geldi sağ olsun burada. O da çok güzel şeyler anlattı. Çok da evet. Harikaydı, çok da güzeldi. Çok ben onu beğendim. Çünkü adamın bayağı izleyicisi vardı yani orada. Çalışkan da bir muhtarıydı. Şimdi yeni bir soy ismi Bağırgan olan bir arkadaş da adaymış. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bu işi sandık kazanır. Sandık evet. Bilir yani. Sandıkta ne çıkarsa o olacak. Tabii centilmence bir yarış olmasını tabii, talep ediyoruz tabii. İnşallah. İstediğimiz kazası belasız, nusibetsiz inşallah. Herkes İstediğimiz aynı o. Mahalle sakiniyiz hepimiz orada. Bütün adaylar da hep aynı mahalle sakin olduğumuz için. Efendim, tabii yüz yüze bakacaksınız. Yüz yüze bakacağız. Ya, 31 Mart'ta bitecek. Evet. Hiç kimse kimseye kırmasına gerek yok. Efendim doğru. 31 Mart'ta biter. Hepimiz aynı cemaatin içindeyiz, aynı geminin içindeyiz. İşte cenaze olur, düğün olur, cami olur, cemaat olur. Her zaman iç içe olacağımız bir insanlarız tabii, yani. Doğru söylüyorum. Çok haklısın. Evet, efendim. Gün gelir cenaze olur, beraber evet. Olursunuz. Gün gelir bayram olur, seyran olur. Onun için hiç kimseye kırmaya gerek yok diyorum ben. Kırmadan, dökmeden değil İnşallah, mi? İnşallah, tabii. Tertemiz, centilmence bir seçim yarışırsın. Olmasını talep ediyoruz inşallah. Tabii. Kazanana başarılar dileriz. İnşallah tabii. Efendim. Kaybedene de geçmiş olsun diyeceksin. Geç gidecek yani. Yapacak başka bir şeyimiz Vay, yok. Yunus'umuz çayımızı getir. Siz de çayınızı alın. Hadi bakayım. Razı olsun. Hep beraber burada bir sohbet edelim. İnşallah. Çayı açık koyuyorsun Yunus. Bak söyleyin bak. Milletin önünde söylüyorum. biraz demli olsun çaylar. Ancak kesiyor. teşekkür ederim. Sağ ol. Eline tamam. Sağ ol. İkinciyi demli yaparsın gari. Efendim. Evet.
Eline sağlık. Sağ ol arkadaş. Efendim. Tekrar neden aday oldunuz hocam? Ne gerektirdi yani bu? Neden Sayın Yüksel Bey, ben 2014-2019 tarihler arasında Tavlusu'nda mahalle muhtarlığı yaptım. O zaman biraz adaydım. Hızlı söylersen duyulmuyor. 2014-2019. 2019 yılları arasında muhtarıydım. Çok güzel hizmetler getirdik mahallemize. Çok iyi. Efendim, mahallemizde de daima biz iç içe olduğumuz için, ben orada 18 yıldır esnafım. Esnaflık yapıyorsun. Evet. Biz orada insanlarla, halkla iç içeyiz. Evet. Çok şükür. Güzel hizmetler getirdik. Elhamdülillah yüzümüzün akıyla çıktık. Gelen arkadaşımız, tabii 2019'dan sonra alan arkadaşımız bayrağı kaptı, hayırlı olsun dedik. Tabii, ona da başarılar dileriz. Başarılar yani, dedik tabii efendim. Biz 2014'te 2019'a kadar yapmış olduğumuz hizmetler, öncelikle tarih kokan bir tavlusunumuz var, bilirseniz. Evet, evet. Derebenk'in içinde. Deremek Vadisi. Evet. Buranın restorasına uygun Arnavut taşlarını yaptırarak yollarını, sokaklarını, Maras Sosu Köprümüzü tadilatını yaptırarak güzel bir eser kazandırdık. O köprü eski değil mi? Evet. O... Maras Sosu Köprüsü. Birinci Maras Sosu Köprüsü. Derebengi'nin içinde. Derebengi'nin içinde. Bir de mezarlığın üstünde ikinci Maras Sosu Köprümüz var. Oranın tadilatını yaptırdık. Çok şükür. Böyle güzel bir eseri mahallemize kazandırdık. Tabii ki Tavlusu'nda, eski Tavlusu'nda işte asfalt sıkıntısıydı, kaldırım sıkıntısıydı, aydınlatmasıydı. Kanalizasyonuydu. Bayağı çalışmalar olmuş. Bunlarını falan komple yaptık. Ondan sonra bizim o tarafa yeni yerleşim yeri Tavlusu'na geçtik. Oranın asfaltıydı, kaldırımıydı, sosyal tesisiydi, Ebazer Camimizin etrafı, çevresi düzenlenmesiydi. Efendim, bunlara varana kadar çok şükür, hamdolsun, çok güzel bir hizmetler getirdik. Tabii burada hizmetlerimiz... Bir şey sorayım da İbrahim Bey, bu sınırınız neresizin sınır en son? Bizim şimdi sınırımız buradan giderken sağda Mimsin ışıkları var. Tamam. Oradan başlar, Başakpınar sınırına kadar. Oo. Tabii evet, yüz kadar. Ölçümü çok büyük, 12 bin metreye sahip. Sağ ol Yunus'um. Evet. Yüz ölçümü çok büyük. Efendim. Bayağı çok büyük yani, ben eski tarihi evet. Yerleri de var zaten oranın. Projelerimiz yarım kaldı inşallah. 2018 yılında projeye geçirdiğimiz 10.200 metrelik bir parkımız var. Burada inşallah bu dönem gelirsem o parkı Allah kısmet ederse yaptıracağım. Nerede abi bura? Bizim hemen 1852. sokakla Fatih Sokağı'nın arasında 10.200 metre. Atatürk Caddesi'nin arasındaki bir yer. Buradaki parkı faaliyete geçireceğiz inşallah. Bu projemiz de var. 2018'de çizildi bu çok projemiz. Çok iyi. Bir de Mimsin ışıklarını biliyorsunuz. Oradan sahaya baktığınızda, şöyle baktığınızda boş bir alan var. Çok büyük boş alan var, evet. Ya orayı biliyorum. Ha. Orası Büyükşehir Belediye'mizin spor kompleksi. Nereden biliyorum? Bizim TOKİ'deki evet. Basın sitesi var ya, biz sitesine evet. Giderken her zaman sağdan gittiği için oradan görüyorum onu, takip ediyorum. Aynen. Bir de şimdi yeni tanıştığımız için lan bu neler mahalle, biraz daha dikkat ediyor insan. Aynen. Tanıdığı bir arkadaşının evet. Muhtar adayının olması, takip ediyorum evet oradan. Orada spor kompleksi var. İnşallah bunlarla uğraşacağız. Mahallemize en güzel hizmeti getirmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki en önemli konu, Tavlusu'nun semt konağı önemli. Bir. İkincisi... Ha, semt konağı yok. Evet, semt konağımız yok. Semt konağımızın istememizin sebebi, Yüksel Bey, burada asker gecemiz oluyor, düğünümüz oluyor, nişanımız oluyor. Herkes, bizim orası biraz kırsal kesim. Herkesin bütün durumu, muhtarların istediği bu, evet, biliyor musun? Semt konağı. Aynen, semt konağını istiyoruz. Doğru. Biz burada. Asker gecesi olur, düğün olur, efendim söyleyeyim, dernek olur, cenaze olur. Hele hele cenazelerde en büyük sıkıntı. Ya. Yani tamam, belediyemiz Allah razı olsun çadır kuruyor ama soğuk olan için. Artık belediyemiz büyüdü Yüksel Bey. Evet, zenginleşti çok şükür, hamdolsun. Doğru. Yani biz bunlara hak ediyoruz artık. Sen konaklarına hak ediyor bu mahalle. Doğru. Bu mahalle sakinleri. Yani hizmet hak ediyor. Hizmet çok, gelmesini çok doğru, çok doğru. Gelmesini talep ediyoruz inşallah. Gelirsek
bu işlerle uğraşacağız Allah kısmet derse. Yaptıracağız diye düşünüyoruz inşallah. Şimdi bir de sen daha önce muhtarlık yapıyor musun? Belediyeler evet. Tanıyorsun o insanları. Evet, kurum ve kuruluşlarla, aramız iyi. Çok şükür, yani, evet, çok şükür hamdolsun. Mahalleyle evet. Olsun, kurum ve kuruluşlarla olsun. Aramız çok iyi. Doğru. Yani hangi hizmet, hangi kapıdan istenir onu bilen insanız. Onu çok şükür yani, hamdolsun. Tamam. Onu bildiğimiz için evet. Yani donanımlı bir insanız. Boş deriz çok şükür. Donanım önemli canım, evet. Tabii canım. Bu işte donanımlılık Allah'ın izniyle inşallah. Yani. Şimdi Toki Demokrasi Mahallesi Muhtarı Erdoğan Mutlu. Mutlu da çıktı bugün. Geldi. Hep bu istekleri sizin istedikleriniz gibi, dediğiniz gibi bu semt konağı çok önemli diyorlar yani. Adam haklı, doğru söylüyor. Yani şimdi semt konakları olması gerekir, efendim buna benzer bu eksikler yapılması gerekir. Demin söylediğim çok güzel bir söz. Şehir büyüdü, belediye büyüdü, zenginleşti evet. Yani. Bunları yapma kuvvet ve kudretinden sahibi yani bunu öyle diyelim. Evet. Sizin orada da var mı öyle mobese kameralara falan filan yaptırma? İşte onlara da geçeceğim. Evet inşallah. Buyurun. Sayın Yüksel Bey, 2014-2019 tarihlerinde Tavlusun mahallemize muhtar olarak hizmet etmiştik. Birçok çalışmamızın yanı sıra Tavlusun sosyal tesislerimizi, hizmet binamızı kazandırmıştık. Yeni dönemde de birçok çalışmaya imza atmak için işte 2024 diyoruz. Çok güzel ya. Bir evet, daha Nisan'ın oraya. Birinde. İşte 2024. Evet efendim. Çok iyi. Projelerimiz bahsedebiliriz. Tabii. Buyurun. Tavlusun ve civarı mahallelerin yararlanacağı doğu bölgesi polikliniği istiyoruz. Bu polikliniği niye istiyoruz Yüksel Bey? Çünkü bizim Tavlusun şehir hastanesine nereden baksan 25-30 dakikada varıyorsun. Yarım saat. Nereden baksanız 30 kilometre, 25-30 kilometre var. Var, 25-30 kilometre var. Bizim orası doğu bölgesi. Doğru. Yani bir de bizim İpek yolumuz var. Biliyorsunuz. Burada kazası, belası hiç eksik olmuyor. Zaten sıkıntılar da büyüyor. Çünkü sağlık ocakları kaldırmıyor. Nereye gidiyorsunuz orada sağlık ocağı? Efendim söyleyeyim. Bizim sağlık ocağımız var kendimizin. Sağlık ocağımız karşı var. Karşı taraftan mı bu taraftan? Yolun, sağlık ocağımız var, evet. Yolun bu tarafında değil mi gene? Sağ yani? Tarafında, evet. Gene sağ tarafında. Efendim söyleyeyim. Tavlusumuzun için şeyimiz, sağlık ocağımız var. Şimdi gece rahatsızlandığın zaman veya da işte o adamın durumu olmadığı zaman ne yapacak bu adam? Ambulansı çağırdı, gitti. Kim getirecek bu kişiyi? Efendim? Tamam, geri gelecek, nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Ya mahalle muhtarını arayacak, ya da orada bir esnaf arayacak, ya bir komşusunu arayacak. Bir arabası yoksa. Aynen. Ama burada çevre mahallelerin yararlanması için bizim orada Tavlusun var, Mimar Sinan var, Fatih Mahallesi var, efendim Şirintepe Mahallesi var, Gökkent var, Gerbil var. Efendim söyleyeyim, 6 tane mahalle bir poliklinik istiyoruz biz buraya. Allah kısmet ederse poliklinik getirmek istiyoruz. İkincisi, aynı zamanda Tavlusun Doğu Bölgesi'nin civarı mahallelerinde yararlanacağı gibi karakolun olmasını istiyoruz. Bu karakolu da niye istiyoruz? Biliyorsunuz kapkaççısı, hırsızı, hırsızlığı çok oluyor. Hepsi çuvaldı, üst üste geldi. Karakol istiyoruz efendim. Orada karakol nerede var? Tam Mimar Sinan. Yıldırım Bayezid'de bir var. Bir tanesi de Serkent'te polis noktası var şu anda. Buradan oraya uzak ya. Evet. Yani oraya gelene kadar zaten iş adam biter yani. İş biter yani. Malı götürür diyorum yani. Dediğiniz gibi. Şimdi biraz sen dinlen hocam, sana bir şeyler var. Samet Karadöl, Tomarza'dan İbrahim abime selamlar, teyze oğlu diyor. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Samet Karadöl'e buradan hayırlı Ramazanlar dileyelim. Çok teşekkür ederiz kardeşimize. Tomarza biliyorsun bizim de ilçemiz efendim. Aynen. Nerelisin diyeceğim, Tomarza'lıyız diyoruz. Türkmenlerden, Avşarlar bizi zaten kabul etmiyor da. Avşar olayım dedim, ya yetmiyor diyor abi, yetmiyorlar abi bizim nedense. Ömer Alper, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Allah çaylar tavşan kanı gözüküyor Yüksel hocam demiş. Ya yok ya, ama Yunus da açık çay getirmiş. Amaratlı Yunus. Biraz sonra demli isteyeceğim. Kesmiyor abi. Akşama kadar oruç tuttuk. Ömer'im. Allah kabul eylesin. Ömer Alper de AK Parti Osmanlı Mahallesi ve danışman Selçuklu üçünün birleştiği mahallede mahalle sorumlusu AK Parti'nin. Ömer Bey'e de Ömer, selam evet, söylüyorum efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Buradan yengeye de selam olsun. Ömer abim her zaman görüştüğümüz arkadaş.
Ayın 17'sine izin ayrılacak. Ondan Melik Gazi Belediyesi'ne gidecek. Söz verdik çünkü. Tamam. Ömer Hocam, çay hazır sabah beraber gelirik biraz sonra. Haberin olsun İbrahim Bayramı'na. Boşarı gelirik. Güler Çimen, başarılar diyorum kardeşim. Allah razı olsun. Çimenler şeyli değil mi abi? Çanakpınarlı. Çanakpınarlı. Evet. Bu çimenleri biliyorum ben. Ben Çanakpınar'da Özdemirler var. Ondan dolayı biliyorum. Komşuluk ettik biz onların Baratuhane'de. Güler Çimen'e iyi akşamlar dileriz. Hamza Bayram, her zaman arkandayız. Muhtarım demiş. Teşekkür Hamza ederim. Bayram'a teşekkür ederiz. Ömer Alper tekrar yazı yazmış. Hazır hocam, tamam buyurun, aleyküm selam, saygılarla hemen buyurun gelin diyor. Sağ ol. Şaban Kalkan, bizim emmioğlu, İzmir'den selamlar, iyi yayınlar diyor. Aleyküm selam. Şaban abi teşekkür ederim. Yenge selam selamlar size. Olsun. İzmir'den selam göndermişsin ama biz de buradan Kayseri'den İzmir'e selam olsun. Kebapları yapıyorsun, görüyoruz yani, farkı diyoruz. Haluk Yıldırım, başarılar muhtarım demiş. Öyle devam diyor. Oradan adam. Devam edeceğim. Haluk Yıldırım'da kaldı hocam. Evet. Şöyle yapalım, şöyle Haluk Yıldırım yazalım. Evet. Çünkü yukarıya kayma yapıyor, yakalayamıyoruz. Yavuz Yılmaz'da okuyalım, başarılar demiş. Haluk Yıldırım tekrar yazalım. Biz senden razıyız muhtarım, inşallah yine hep beraber seçeceğiz. Merak etme, seni destekliyoruz. Allah razı olsun. Evet, ağzım benim. Teşekkür ederim. Yavuz Yılmaz tam desteklemiş. Allah razı olsun. Azalar bir daha okuyak bak o zaman. Evet. Sami Deliktaş, Hasan Şahin, Recep Çamlar, Haluk Yıldırım, Behçet Aslan, Derya Yılmaz, Erdik Kayran, Ahmet Tekin, bunlar da Tavlusun Mahallesi muhtar azaları. Evet, Yavuz Yılmaz tam desteklemiş. Orada Yavuz Yılmaz'da kaldık hocam. Yüksel Bey, İbrahim abi söyle abi, derdini anlat anasını. Güvenli bir yaşam alanı için mahallemin kilitli yerlerine MOBESE kamerası konmasını talep edeceğiz. Önemli abi ya. Çok önemli. Vallahi. Kamerayı gören hırsızlar gelmiyor o mahalleye. Haberim olsun. Aynen doğru söylüyorsun. Evet. Her yaş grubunu kadın ve erkeğin buluşma yeri olacak, eğitim ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı cenaze ve düğünlerde buluşma yeri olacak semt konağı, çok amaçlı bir semt konağı istiyoruz. Allah kısmet evet. derse. Mahallemizin mevcut imarında olan 10.200 metrelik yeşil alanın büyük bir tavlusun parkı olması güzel olur. Hocam burada yazında konser verirsiniz değil çok mi hocam her ya? Her şey işte yani. Ya yani yaz günü o sıcakta hiç olmasa bir hikaye. Allah orada kısmet derse. Türk halk müziği sanatçıları, yerel sanatçılar çağırırsınız. Vatandaş da. Hem de orada Ramazan ayında yemek de verirsiniz. Böyle herkes kendi yemeğini getirir, güzel yani oturur. Çok güzel olur. Ramazan... Yani insanları kaynaştırmak önemli. Ya tabii önemli olan o. Önemli olan insanları toplumla birbirine kaynaştırmak birliği, çok önemli. Beraberliği sağlamak. Birlik hocam. Beraberlik. Evet, yani evet. Mahallede oturan harika. Birbirini, herkes birbirini tanısın istiyorum. Çok güzel proje ya. Istiyorum. Evet. İnşallah. İnsanlar hiç olmazsa birbirini tanır. Kimin ne olduğunu orada görülür, belli olur yani. Konuşurlar, aynen. Sohbet ederler bilmem ne. İnşallah. Gelirsek biz bu işleri getireceğimize inşallah. İnanıyoruz. Birçok mahalle sakinimiz de inanıyor inşallah. Allah kısmet ederse. İnşallah inşallah. Tabii ki mevcut parklarımızın genişletilmesi, malzemelerinin yenilenmesi tabii, evet bazen 40 şeyler oluyor. Bizim tabii ki burada ulaşım için mahalleye sefer sayısının artırılması, otobüs Kayseri merkeze gidecek şekilde ya bütün muhtarların sıkıntısı bu ya İbrahim Bey ya. Aynen. Büyük bütün muhtarların sıkıntısı bu. Arabaların olmaması. Şimdi, ben bunu hayret ediyorum ya. Yüksel Bey. Arkadaş nasıl yapacaksanız bu işi yapın yani. Adam diyor ki ben yarım saat 45 dakika yağmurda çamurda araba bekliyorum diyor. Şimdi, araba geliyor dolu geçiyor diyor. Aynen Yüksel Bey, biz Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım daire başkanlığı ile görüşeceğiz. Allah kısmet ederse iş saati sabah iş saati akşam iş saati çıkışını normal gün içerisinde saatte bir olsun. Önemli değil. Ama iş saati sabah iş saatiyle akşam iş saati çıkışı buralara destek vermesi lazım. Otobüsün. Bir de otobüsümüz Doğu Karacı'ndan geliyor. Link durumunda şu an. İnsanların sıkıntısı bu. Yani tamam sen ben bir sağlıklı direkt insan. Gelmiyor mu Tavlusun? Tavlusun önce direkt. Önce şeye geliyor Doğu Karacı'na. Doğu Karacı'na geliyor. Oradan biniyor. Tramvaya biniyor. Ha, tramvaydan tamam. Çarşıya gidiyor. Tamam sağlıklı insanlar gidip gelebiliyor. Ama bizim herkes de sağlıklı diye bir şey yok. Yaşlı var. Yani yaşlısı var, engellisi var, efendime söyleyeyim bravo. Hamilesi var. Abi. Burada bir otobüsle çarşıya gidecek, çarşıdan gelecek. İkincisi, orada mesela çok çalışanımız var.
biliyorsunuz biraz önce de söyledim, kırsal kesim olduğu için sanayi bölgesine, organize sanayiye, efendime söyleyeyim, fakültede çalışanlara en azından sabah ve akşam saatlerinde bu bölgelere bir otobüsün dolanması lazım. Bu insan mesela buradan tavlusundan bindiği zaman efendim çarşıya gelmesin. Bu adam nereye gidiyor? Sanayiye gidecek veya da OSB'ye gidecek. Evet, organize sanayiye. Veya da fakültede çalışıyor. Sabah saatlerini yoğunlaştırması lazım servislerin. Akşam çıkış saatinin de yoğunlaşması lazım. Gün içerisinde bir şey demiyoruz. Gün içerisinde o kadar inen binen olmaz diye tahmin ediyorum. Sabah ve akşam. Sabah ve akşam istiyoruz inşallah. Allah kısmet ederse gelirsek bunlarla da uğraşacağız inşallah. Bunlarla mücadele etmen lazım. Bunlarla, çünkü daha önceki dönemde zaten mahalle muhtarıyken tek otobüsümüz vardı. İkiye çıkarttık bunu. Gül sitesini, o zaman Ali Küçükoğlu başkanım vardı. Tamam, onu biliyorum. Evet. Çok değerli bir başkanımız. Allah razı olsun. Buradan da selam söylüyorum efendim. Bize Gül sitesini... Palas'a gitti herhalde o şimdi. Evet, Gül sitesini bizim mahallemizin içinden soktu. Gül sitesine direkt geçiş verdi. Ne oldu bu sefer? Gül sitesi geliyordu, tavlusun gidiyordu. Bu sefer ne oldu? Saat düştü. 45 dakikaya düştü. Yüksel Bey, o zaman insanların sıkıntısını giderdik. Allah. Ama şimdi tek sefer oldu. Ring durumuna düştü. Pandemiden şöyle dolayı. Şöyle diyelim daha iyi anlaşılması için. Şehirden biniyor, önce şeye iniyor. Trende iniyor. Doğu garajına iniyor. Evet. Ondan sonra Tavlus'un arabasına biniyor. Evet. Allah Allah. Tavlus'un çok da öyle uzak bir şehirdeydi ki yani bu. Çarşı 13 kilometre. Çarşıya 13 kilometre Yüksel Bey. Ama ilden milden biliyorsunuz, evet. Sizden ta çok sonra. Uzak ama orada otobüsleri var yani direkt gidiyor. Nüfus fazlalığı var orada tabii ki. Nüfus fazlalığı var bizim burada orada, da, tamam. Burada bizim, da 5000 nüfus var canım. Burada da yani, yok. 6500-7000'e yakın. Altıyı gördün, 7000 nüfusumuz var. Dediğiniz gibi sabahına erken gelsin, akşamına da neyse servisi fazlalaştırsın. Sabah aynen. Akşam yani sabah akşam. Sabah akşam servislerin artırılması. Artırılması lazım. Talep evet. Edeceğiz inşallah. Bunu da başaracağız Allah evet. Kısmet ederse. Hocam bir durursan hem tabii. Bir ara şey yapalım. Yavuz Yılmaz dedik burada. Fuat Çamlar, iyi yayınlar İbrahim abim. Söylediklerini destekliyoruz, başarılar dileriz. Köprübaşı Keprin. Yüksel hocam iyi akşamlar dilerim. Köyüm İbrahim Bey'e başarılar dilerim diyor. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederim. Köprübaşı Keprin. Bizim köy. Kim, ama bu kim bunu yazan? Mikail abim. Mikail Ertuğrul. Öyle mi? Evet. Onu ben bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Onu adını öğrenmek istiyorum. Mikail Ersu. Ertuğrul. Evet. Köprübaşı Kepri Mikail Ertuğrul'a teşekkür ederiz. Yüksel hocam iyi akşamlar dilerimiz. Köyüm İbrahim Bey'e başarılar dilerim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yavuz Yılmaz selamlar İbrahim abim demiş. Haluk çok Yıldırım. Çok teşekkür ederim. Mahallenin eksiklerini, ihtiyaçlarını 30 yıldır en iyi İbrahim Bayram bilir. Hem esnaf olarak hem de insan olarak hep destek muhtarıma demiş. Çok teşekkürler Ali Kıldırım'a. Teşekkür ederim. Çok güzel yazmış. Ergün Bayram başarılar diliyor abicim. Yolun açık olsun diyor. Allah razı olsun kardeşim. Öyle mi? Biz evet. De iyi akşamlar dileyelim. Metin Birdaloğlu, yanlış olmadı değil mi? Birdaloğlu. Yüksel Başkanım hayırlı yayınlar. AK Parti Danışment Gazi Mahalle Başkanı Metin Birdaloğlu. Danışmentim öyle mi? Danışmanım. Metin hocam evet. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ hayırlı olun. Akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Metin Birdaloğlu'na. Dilek Bayram yolun açık olsun muhtarım. Bizim gönlümüzde sen muhtarsın zaten diyor. Anladım. Ergün Bayram hayırlı yayınlar. ETV'ye de teşekkürler demiş. Teşekkür ederim Ergün Bayram kardeşime. Aysun Ünsal Tekin devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazife icra ile mükellef olan muhtarlarımızı destekliyoruz. Aysun Ünsal Tekin. Teşekkür ederiz. Sağ teşekkür olsun. Ediyoruz. Ferhat Arslan. Başarılar muhtarım. Geçmişte yaptığınız çalışmaların tavlusuna kazandırdığın hizmeti yeni dönemde de daha fazlasını yapacağını biliyoruz. Sonuna kadar yanındayız demiş. Allah Ferhat razı olsun. Aslan. Teşekkür ediyoruz. Bu bizim başkan mı ya acaba? Ferhat Aslan yok. Benim kaynım. Şey mi bu? Yazar, edebiyatçı mı? Yok. Kayseri ver. Kayseri Şair Yazar Edebiyatçılar Derneği Başkanı da Ferhat Aslan da. Onun için söyledim ben yani. Onun adı da Ferhat Aslan. Ondan söyledim. Figen Şahin Gürpınar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Tüm adaylara başarılar dilerim. Sahabiyenin mahalle muhtar adayı Figen Gürpınar. Biz de Figen Hanım'a buradan başarılar diliyoruz. Biz de selam söylüyoruz. Başarılar evet, diliyoruz. Evet. Mustafa Avşar. İbrahim Bey'in geçmişteki birikimlerine
Halk güveniyor. İnanıyorum açık arayla fazla kazanacak. Ben mahalle esnafım. Yanlış anlaşılmasın. Partizanlık değil. Hak eden kazanırsın inan. Çok güzel yazmış. Allah razı olsun. Bravo. Çok teşekkür ederim. Mustafa Avşar'a. Hayırlı Mustafa. Akşamlar Mustafa Avşar. Fatma Ergülen Şarkış'la hayırlı yayın akışını dilerim. Dost insanı Yüksel Kalkan Bey, muhtar adayına da başarılar dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Fatma Ergül Şarkışlalı. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Ediyoruz. Rahime Esma Bayram. Geçmişte yaptığın hizmetleri unutmayacağız. Şimdiki dönemde de tam desteklemiş. Teşekkür ederiz. Yavuz Yılmaz. Geçmişte yaptıklarının ortada belli. Yine de yeniden tek seçenek İbrahim Bayram. Tam destek veriyoruz. Yavuz Yılmaz'dan iyi akşamlar dileriz. Çok biz de Yavuz ederim, Yılmaz'a Yavuz iyi akşamlar dileriz. Özden akşamlar. Gürbüz Alas. İnşallah Özlem. Kazanır İbrahim abim diyor. Allah razı olsun. Özden Gürbüz Alas'a iyi akşamlar dileriz. Nida Bayram bizi izleyenlerden biri. Nida Bayram çok teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı akşamlar dilemiş. Ve Allah Türk bayraklarıyla donatmış ikinci yazısında. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Nida Bayram'da kaldık. Peki oradan devam edelim hocam. Nida Bayram. Ulaşımı konuştuk. Evet. Efendim, ulaşımı inşallah Allah kısmet ederse çözeceğiz inşallah. Mahallemizde yeni yapılan TOKİ basın sitesi, alışveriş merkezi, sağlık ünitesi, otobüs seferlerinin sayısının artırılması, okul yapılması. Abi oraya orada okul yok. Bir. Efendim, aynen, bundan sonra sizin, market yok. Aynen. Yani böyle garipler geldiler oraya oturdular ve durumu iyi olmayanlar, uzak olanlar yani ev bulamayanlar evet. Oradan TOKİ'deki insanların oturmadığı yerlere onlar oturdu. Orada benim de evim var. Dediğim gibi yani orada çeyrek kala otobüs oraya geliyor. Oradan biniyorlar. Dediğiniz gibi Doğu Garajı'na iniyorum. Oradan ikinci kartı basarak veya işte geçiş yapıyor. İşte 20 dakikada bir 50 dakikama kadar mı 60 dakikaya kadar mı bilmiyorum ne zamana kadar da. Onu söyleme gerek yok. Kartı oku diyorum. Oradan şehre gidiyorum. Oraya bir okul ister. Bir de evet. Güzel bir market ister. Oranın evet. Yapımı için kazanırsam inşallah orası için çalışmam lazım. 521 konut var orada. Aynen. Hocam. Uğraşacağım Allah kısmet etsin. Yok inşallah inşallah. Orada da şey ağzımız var. Ahmet Tekin Bey. Öyle mi? Şafak Tekin Bey'in kardeşi. Ha, sizin yazarlardan. Ahmet Tekin. Ha. Tamam. Bilirsiniz. Gazeteci cemiyatından. Evet Ahmet Tekin evet evet. Efendim söyleyeyim. Bu İsim benzerliği şimdi... olduğu için şey yapamıyoruz. Evet. Evet. Tamam. İnşallah basın TOKİ'nin de bu sıkıntı. Yani onun orada İnşallah. Bir market veya işte nasıl olacaksa şimdi, okul yok bir şey yok. Herhalde oranın yönetimi hala. O hala devam ediyor. TOKİ'ye devam ediyor da. TOKİ'ye bir gün bitecek yani. Bitecek evet. Bitecek bittiği yani. Zaman Allah kısmet etsin. Oranın da çevre düzenlemesi olması lazım. Evet. Gezdiniz, gördünüz, görüyorsunuz. Gezdim, oradan, evet, evet, gezdim, gördüm. Evet. Tabii eve dolaşmadık da. Ya görmüşsündür yani o yeri var, falan filan. Hizmet gelecek, ne gidecek? Evet. Bunların içerisindeyiz mesela. Evet. Alparslan Ekici diyor ki, geçmiş dönemde tanıdığımız, sevdiğimiz abimiz tekrardan mahallemizi yönetecek ve düzenleyecektir. İnşallah bizim mahalleyi de düzenleyecek. İnşallah. İnancımız tam, desteğimiz tamdır. Başarılar muhtarım, iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Büşra Bayram. Sona kadar tam destekliyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kızım. Teşekkür Nida Bayram'da güzel çiçekler atmış. Çok başarılar diliyor. Nida Bayram'a teşekkür ederiz. Habib Teke. Allah yolunu açık etsin inşallah. Mahallemiz daha güzel olacak. İbrahim Bey'le sonuna kadar tam desteklemiş. Habib Teke'ye iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar diliyoruz Habib evet, Bey. Fatih evet. Fatih Altıntaş. Evet. Hayırlı Ramazanlar. İbrahim abiye teşekkür ederim. Başarılar Allah dilerim demiş. Allah razı olsun komşum. Evet, Yavuz Yılmaz, iyi yayınlar, desteğimiz seninle, Derya Yılmaz demiş, öyle kalmış. Allah razı olsun. Yunus! Teşekkür ediyorum. Bir bakar mısın kardeşim? Telefonumu bir getir. Soner Bayram, hayırlı Ramazanlar, ETV'ye teşekkür, muhtarım, başarılar diliyorum. Hakkında hayırlısı olun inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Soner Bayram, doğru, teşekkür doğru söylemiş. Sağ olsun, bize de teşekkür ediyor Soner Şirin Bayram. Hakkında diyor, her şeyin hayırlısı olun inşallah. İnşallah, inşallah, her şeyin hakkınızın. Yüksel Bey. Bir tane çay vereyim mi? Sizin orada herhalde cep telefonları eve girdiği zaman çekmiyormuş bu duyumlar aldım. Yok 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 var yani var efendim, var bir sürü sıkıntı var. Evet. İnşallah cep telefonları sorunu çözersiniz ya. Kesin iletişimini GSM yetkilileriyle görüşülüp tamam. Bu sıkıntıları gidireceğiz. İnşallah. Basın TOKİ'nin diyorum evet. Özellikle. Evet evet evet. Allah kısmet derse. Yani orada okul yok bir şey yok. Evet bunları getireceğiz inşallah çalışacağız.
Tabii tek başımıza değil, mahalle sakinleriyle beraber sizin azaların var, önemli azaların, oturup tabii, istişare yapılacak. Hepsi konuşulacak. Şimdi bir de sen nereye gideceksin, nereden geleceksin, aynen, bildiğin için söylüyorum. Ben sıkıntı, şimdi tecrübelisin. Sıkıntımız yok, evet. O konuda donanım. Sizi tanıyorlar, belediye tanıyor, öbür aynen, tanıyor. Allah razı olsun. Bir insansın yani, sen böyle sosyal yapın geniş. Evet. Herkes tarafından tanınıyorsun. İnşallah. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sınavlara ve ödevlere hazırlanması için kütüphane evi, kütüphane ve ödev evi açılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışacağız. Çalışma yapacağız inşallah. Böyle bir şey yani yeni gelen, yetişen çocuklarımıza Allah kısmet derse ödev evi olması şartıyla o çok önemli sınavlara katılmaları için. Okuma yönünde o çok önemli. İkincisi şu anda aklıma bir şey daha düştü. Bizim bu 1852. sokağın orada kreş projemiz var. Oo. Kreş. Allah kısmet derse tamam, gelirsek kreş de yaptıracağız. Ya hiçbir muhtar açıklamadı şimdiye kadar. Evet. Bak kreş olarak. Evet. Yani. Kreşi herkes söylüyor. Bütün çünkü artık anne baba çalışıyor. Herkes çalışıyor oldu. Çalışıyor. Çünkü bir erkek yetiştiremiyor artık. Çünkü hayat pahalı. Hayat pahalı. Efendim. Çok burada Allah kısmet derse böyle bir güzel abi azler 4000 seçmen var diyor. Aynen 4000 seçmenimiz var inşallah. Bunlara bir kreş yaptıracağız. Allah kısmet derse kreş i̇nşallah. Projemiz hazır. Orada var zaten. Abicim akmasın. Aman kaçıyor bak. Dur. Aşağı indirdim. Yavuz Yılmaz söyledik. Derya Yılmaz. Samet Karadöl. Teyzemin oğlu krallığını yapar bu işin diyor. Allah tecrübeli biridir diyor. Diyor. Samet Karadöl'e teşekkür ederiz. Soner Bayram. Hayırlı Ramazanlar demiş. Teşekkür ederiz. Evet evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim sana kardeşim. Allah razı olsun. Hakkında her şey hayırlı olur. Dilek Bayram. Tavrusun güzelleştiren sendin. Muhtarım sadece ara verdin. Güçlendin. Yeniden farklılaştın. Farkındalığı yarattın. Güçlenmek seni sevenlerinle olacak diyor. Güçlü geleceksin. Dik duran bir insansın. İnşallah yanınızdaydı diyor. Allah Dilek Bayram. Oktay Temur. Her türlü imkansızlıklara rağmen kendi mahallesine, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan. Vav, güzel. Oktay Temur'a teşekkür ederim. Allah çok güzel yazmış ya. Hizmet götürmeye çalışan muhtarımıza başarılarını devamını dilerim. İnşallah yeniden muhtar olursun diyor. Samet Karadöl, İbrahim abim tavlusunu en iyi bilen biri. Doğru söylüyorum. Biraz da tabii tecrübe var. Biliniyor daha önce muhtarlık yapmış orada. Aydemir Bayram, başarılarının devamını dilerim kardeşim. İnşallah. Allah razı hayırlı olsun. Bu, bu, ve hakkında hayırlısı olsun İnşallah. Derim. Biz hizmet adamıyız ve hizmet için vatandaşın kölesi oluruz. Güzel kardeşim yolun açık olsun diyor. Allah razı olsun abicim. Teşekkür evet. ederim. Evet. Yavuz Yılmaz diyor ki projelerimiz net. Hizmet için bayram İbrahim Bayram diyor. Derya Yılmaz diyor. Harika Allah ya. Allah razı olsun. Derya çok Yılmaz, güzel ya. Biliyorsunuz. Harika ya. Da selam söylüyorum efendim ha. Bütün ağzalarıma. Sağ ol. Kıymetli Gülüş. Tavlusun mahalle sakinlerinin bütününe. Allah selam Allah çok güzel yazmış ama biliyor musun? Alparslan evet. İkici. Nereli bu? Edebiyatçı mı? Kim? Alparslan İkici mi? Yok bu mahalle sakinimiz. Öyle mi ama çok evet. Güzel ya edebiyatçı var. Fabrikada çalışıyor kardeşim. İnancımız tam desin harika yazmış ya. Allah Alparslan İkici biz de buradan hayırlı Ramazanları, iyi akşamlar dileyelim. Nida Allah Bayram'a razı. Da gene bize bayrak, Türk bayrağı göndermiş. Ne mutlu Türk'üm diyen Nida Bayram. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet hocam. Teşekkür ederim efendim. Hem sohbet edelim hem çayımızı aynen. içelim. Allah razı olsun efendim. Sıkıntı yok. Gönül dostları arıyor seni. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun içinizden. Hepsi de yazıyor, yazabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz değil mi? Tabii. Bir proje daha var. İbrahim Bey'e soru varsa sorun. Evet. Bir projemiz daha var Allah kısmet ederse. İnşallah. Buyur. Mahalle sakinlerimize inşallah psikososyal destek isteyenler için aile danışmanlık birimi açılmasını talep edeceğim. Bunu, bir dakika şimdi sosyal tesis açıldıktan sonra oraya diyor bir odasına bir aile danışmanlık. Evet. Evet. Bu çok önemli. Niye önemli dersiniz Yüksel Bey? Biliyorsunuz pandemi oldu, deprem oldu, insanların ruh haliyeti bozuldu. Bozuldu. Psikodestek önemli insanlara. Çok. Çok önemli. Ya bak bir şey söyleyeyim ona bir güzellik katayım. Gönül var ya farklı bir şey ya gönül. Güzel dizle bir şey söylediğin zaman onu yeniden evet. gençleştiriyorsun. Kanatlandırıyorsun, ruhunu kanatlandırıyorsun, uçuruyorsun değil mi? Doğru söylüyorsun. Psikolojik doğru olarak. Söylüyorsun. İşte psikolojik bu. Selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin, iyi akşamlar veya günaydın yolda giderken bir daha adı sormak. Psikolojik evet. destek bu yani. Ama bir psikoloğun da gelip de sıkıntısını anlattığı zaman ona güzel bir kelimeler böyle ne bileyim dilden, gönülden söylendiği zaman
onu rahatlatır. Bu önemli ya. Şimdi Avrupa'da bu var biliyor musun? Biz onu hiç önemsemiyoruz şimdi. Ama bu önemli bu söylediğim. Tabii çok önemli. Yani bence bu, çok önemli yani. Ya ben tabii ya bu çünkü çok güzel bir şey ya. Pandemiden sonra veya da depremden sonra yani insanlar çok semt konağına dediğiniz gibi bir odanın içerisinde yapıldığı zaman kesinlikle olmasını talep edeceğiz. Olması lazım. İnşallah. Ha, şimdi bizim Anadolu insanı neye bilmiyor bu şeyleri? Deli ya bu. Deli doktoruna gitti. Aynen. Ya deli doktoruna gitti deme ya. Hayat şartları onu getiriyor ya. Evet. Hayat şartları bak İbrahim Bey çok güzel bir şey söylüyor. Bu çok önemli bence. Yani hayat şartları bunu getiriyor ya. Evet. Psikolojik gelecek adam diyecek ki bir psikososyal desteğin babama şu dakika ödeyecek. O onu rahatlatacak. Olay o. Yani sıkıntıyı giderecek. O insandaki abi, sıkıntıyı giderecek Yüksel Bey. Aynen abi işte. Aynen. Psikolojik ha. İnşallah. Psikiyatriye gitti de deli doktor yazdı. Deliymiş de bilmem neymiş de. İşte bu Avrupa'da bu yok. Adam bir morali bozulduğu zaman bir şey gidiyor doktora. Anlatıyor derdini. Oturuyor. Diyor ya ufak da bir hap biliyor. Neyse ilacı o vardır mutlaka. Ondan sonra da adam rahatlıyor. Kafasındaki duman dağılıyor yani. Evet. Semt konağı önemli abi. Semt konağı inşallah önemli. Allah kısmet derse onu getireceğiz. Biraz önce dediğimiz gibi işte gençlerimiz var. Mahalledeki gençlerimiz. Bunların gidecek gelecek yerleri yok. İnsanlar gençlerimiz hep kahveye akın ediyor. Ben bunları hiç sevmiyorum, istemiyorum. Gençlerimiz okusun, kültürlü olsun istiyorum. Bir kütüphane gibi değil evet, mi? Evet, kütüphane o semt konağının içinde ya, kütüphane tabii, olsun. Kitap efendim önemli. Roman kitapları okusunlar, yani. Gazete okusunlar. Ne bileyim 3-5 tane bilgisayar konusun. Burada kendilerini yetiştirsinler bu gençler. Bunları istiyoruz. Bunlara inşallah. İhtiyacımız çok. Evet. Yani ihtiyacımız çok. Ya, çocuk, genç insan işte geldikten sonra parka varıyor. Efendim bizim mahallemde park var mesela işte efendim Allah razı olsun Palancıoğlu Başkanımız, Melik Gazi Belediye Başkanımız, Palancıoğlu Başkanımız'a da buradan selam söylüyoruz. Selam olsun Palancıoğlu evet. Tabii canım. Park yaptırdı 81 mahalleye park yaptırdı. İçinde bizim tavlusunda var. Parkımızın içinde Sayın Başkanım burada tuvalet yok, WC'si yok, meccit yok, efendim söyleyeyim kamelyası yok. Parkımızın. Bunlar da buradan sizin aracılığınızla söylüyoruz, istiyoruz. Oradaki şimdi parkımızda. Orada şey evet. Yok, VC. Evet. Yani buraya yani park alanlarında VC olması lazım. Küçük çocuk sıkıştığı zaman doğru eve gidecek. Yani ya da oraya bir ihtiyar yaşlı adam, kadın gidecek adam. Yazın veya da efendim söyleyeyim kışın oturacak. Adam abdest alacak. Evine mi gidecek ya? Ya tabii. Orada güzelce abdestini alacak. Lavabosunu ya güneş kullanacak. Enerji var her tarafta yani, ya. Efendim. Köylerde bile var. Yani gidecek mescidine. Namazını kılıp çıkacak. Yani bunlar çok önemli faktörler. O park alanına bir VC'nin yapılması lazım. Aynen. Erkek bayan yapılacak. Aynen. İhtiyarımız var, yaşlımız var, işte bilmem neyden kaçıran tabii, var diyorlar ya. Tabii şu andaki mevcut baş muhtarımıza da teşekkür ediyoruz ne yaptıysa. Ya eline sağlık o ayrı ya. O yaptı yap. Efendim. Ya, şimdiye kadar ne yaptıysa gelecek, eline sağlık Allah razı olsun. Allah kısmet derse çok güzel hizmetler getireceğiz. İnşallah. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Sizin evet. Aracılığınızla da bak telefonuma da bakabilirsiniz. Şu andaki benden nereden baksam 27-30 kişiye yakın İHŞ paketi istemişler. Muhtarım bizi unutma. Efendim söyleyeyim. Evet. Ben de sizlerin aracılığıyla burada hayırseverlerimize sesleniyorum. Tavlusun Mahallesi, kırsal bir kesim. Hayır yapmak, hasenet yapmak isteyen varsa... Efendim söyleyeyim camimizin de ihtiyacı var, okulumuzun da ihtiyacı var, vardır, okullarımızın vardır. Da ihtiyacı var. Olmaz olur okuldaki mu? Öğrencilerimiz de, birçok öğrencilerimizin herkesin annesi babası var diye bir şey yok. Öksüğü var, yetimi var, fakir fukarası var. Bunları görmek lazım. Bunlarla ilgilenmek lazım. Efendim bunlara koşmak lazım. Mecburuz biz. Bize nasıl koşulduysa biz de onlara koşmak onlara lazım. Onlara koşacağız. Çünkü biz yeni gelecek nesile örnek olmamız lazım. Biz ne yaparsak yarın o çocuk da büyüdüğü zaman, yetiştiği zaman bizden daha fazlasını yapar diye talep ediyorum inşallah. Allah kısmet derse. Buradan tabii sizin aracılığınıza da hayırseverlere duyuruyorum. Böyle bir hayırseverliğiniz ne plan varsa ben Tavlus'un mahalle muhtarı da İbrahim Bayram. Aynı zamanda orada Tavlus'un Seç Market'in sahibiyim. Benimle iletişime geçerlerse ben yardımcı olurum. Ben 2014-2019 yılları arasında mahalle muhtarlığı yaptım. Elhamdülillah çok şükür. Ben hiçbir garibanın evine
Yüksel Bey, buna ben çok özen gösteririm. Hiçbir garibenin evine elimde kolyeyle götürmem. Götürmedim de. Allah razı olsun, benim en büyük dayanağım eşimdir, çocuklarımdır. Allah razı olsun. Efendim, buradan selam olsun. Evet, tabii buradan selam çocuklara. Bunlara verdim. Götürün şu filan kişiye. Listem var zaten. Tabii liste. Gariban listem var. Efendim söyleyeyim, şu kişilere götürün, bırakın. Beni görmesinler. Veya da hayırseveri görmesinler. Çünkü sağ elin verdiğini sol görmesin. Ben bunları istiyorum. Şimdi değerli konuklar, sevgili misafirler, ETV izleyicileri, gönül insanları, tekrar tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz de çayımızı içiyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz. Çok da güzel bir muhabbet oluyor. Diyor ki İbrahim Bey, bir hayırsever çıkar gelirse diyor, benim marketim var diyor, ismini adını verdi. Evet. Şimdi Allah cömerttir, cömerti sever. Yani. Şunu da söylemek istiyorum. Ben şuna inanan bir insanım. Allah diyor ki, sen ver, ben sana 10 katını veririm. Ben 10 lira verdiysem karşılığında 100 lira cebime girdiğini gördüm. Ben bunun şahidiyim. Bir buğday tohumu ekiyorsunuz. Yanına 60, 70, 100, 150, 200 her ne veriyorsa. Bak, 1'e 200 veriyor, 300 veriyor, 400 veriyor. Allah diyor ki, ben sizin diye şah damarınızda yakınım. Ben, siz çamurdanıdınız diyor. Ben ruhum diyordan üfledim diyor. Sizi diyor canlandırdım diyor. Yani yeniden yarattım diyor. Yani yarattım elhamdülillah Allah. Çok şükür. Çünkü biz bensin, ben senim diyor. Ruhumdan üfledim ya diyor. Onun için sen benim için bir kuluna yardım edersen ben 10 katına yardım ederim diyor. Bir kul, yaradan benim. Kul. Sen de kulsun. O kuluma diyor yardım edersen ben o karşılıksız bırakmam diyor. Ben cömertim diyor. Cömert insanları severim diyor. İnnallâhu ve'r-rezzâhu zûl-kuvvetil metîn ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Rızık Allah'tandır. Allah rızka kefildir. Kafirin bile rızkını veriyor. Avrupalıların rızkını veriyor. Evet. İnanmıyor. Hristiyan, Yahudi ama rızkını veriyor. Çalışan rızkını veriyor. Onun için ben cömertim diyor. Sen de cömert ol diyor. Yani elin cebine gitsin diyor. Paylaş. Akşam yemek yaptım. Ne olur bir komşuna bir tabak versen. Hem gönlünü alıyorsun. Komşunun gönlünü alıyorsun da Allah'ın da gönlünü alıyorsun. Bu da bir de o var orada. En önemlisi o. Allah'ın rızasını kazanmak. Bir verene diyor, 10 veririm diyor. Bir adım koşana 10 adım koşarım diyor Allah. Yaratan benim diyor. Rızkı veren benim. Sana onu ben verdim diyor ya. Sen de dağıt diyor. Fazlanı ver. İnfak eyle. Salat eyle diyor yani. İnfak bu, salat eyle. Ver. Vermeyince olmuyor işte. Yani onun için Seyrani diyor ki, gönül Beytullah'tır, yıkma Seyrani, rızayı bariden çıkma Seyrani, elinden gelirse imaret eyle. Dünyanın bir Kâbesi var, Beytullah'ı var. Ama bizim de gönlümüzdeki kalbimiz Beytullah. Gönül Beytullah'tır diyor. Yani yıkma Seyrani, rızayı bariden çıkma, elinden gelirse imaret eyle. Gönül imareti yapalım arkadaşlar. Evet. Dünya hiç kimseye kalmıyor. Mülk Allah'ın. Onu söyleyeyim. Kimseye bir şey kalmaz. Onun için fazlamızı verelim. Kurban olsun. Elinle ne verirsin gönlünü gider diyor. Elinden ver. Şimdi Asaki geçen bir şey açılışı vardı Talas'ta. Kütüphane açılışı vardı. Mehmet Karamercan Kütüphanesi. Adam bir hayır adamı. Gerçek hayır adam. Öyle ben inşaat yaptırıyorum deyip de vergi vermemek de adamdan değil. Öyle bir adam değil. Onu sana söyleyeyim. Efendim orada dedi ki torunun torununa itecek dedi. Parası olan adam dedi. Eli cibine gitmiyor dedi ya. Allah rızası için dedi ya. Kütüphane yaptırın. Efendim yol yaptırın. Ne yaptırıyorsan dedi. Bu memlekete kazandıysan bu memlekete harcayacaksın kardeşim diyor ya. Evet. İbrahim Bey bu memlekette eğer market çalıştırıyorsa fazlasını verecek kardeşim. Bak yüzüne karşı söylüyorum. Tabii. Ben kazanıyorsam ben vereceğim. Vermem lazım. Ben 10 tane kitap yazdım. En son yazdığım kitap Nurnacığım. Ben bir yazarım. Yazar ne demek? Yol gösteren, bilgi veren. Yani okuduğu kitapta bilgi veriyorsun, yol gösteriyorsun. Şöyle yapayım, böyle yapayım diyorsun. Yazarlık bu. Ama biz de ne yapıyoruz? Böyle garip kuraba öğrencilere kitaplarımızı bedava veriyoruz. O da bizim hayrımıza. İhtiyacı Allah var. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Yani buraya kravat takıp gelip oturup da burada program yapıp zengin alıp hepsi bir cebimize falan attığımız yok. Öyle bir şey yok yani, onu söyleyeyim.
Evet, muhtarlardan biz parasını alıyoruz ama buranın da 17 tane adam var çalışan. Az bir adam değil yani. 7 adam var, 17 dedim, yanlış söyledim. Her birine 17-20 bin lira maaş veriyor. Öyle kolay değil. Onun için Allah cömerttir, cömerti çok sever. Cömert olalım. Bak, çok güzel şeyi anlattı. Örnek olmak lazım. Yarın o çocuğa sen bir şey verdiysen, o çocuk da büyüdüğünde arkasından gelen çocuk öğrencilere yardım eder, o da onlara verir. Nuh Naci Yazgan diyor ki, ben diyor köylü talebe yurdunu yaptırdım diye Kayseri Lisesi'nin karşısında diyor. Köyden gelen insanlar, o şehirli o adam. Geliyor, orada okuyorlar onlar, orada okuyor. Orada okuyup liseyi bitiren adam ne yapacak İstanbul'a gidince? Dedim diyor, İstanbul'a gittim diyor. İstanbul'da da Kayseri talebe yurdunu yaptırdım diyor. Çok insanlar okumuş orada. O Mustafa Altun Kemerli o şey cami yaptırıyor. Kaç trilyonun mali olacak. O adam da orada okumuş yani. Onun anılarında var. Onu okudum. İşte hayır sahibi böyle olmak lazım arkadaş. Ramazan ayında bir paket koyuyorlar. Çok özür dilerim. Senin sözünü kesiyorum. Estağfurullah efendim. Ya ne arkadaş, yemediğini bana niye biliyorsun? Ağzını yiyin. Makarnayı doldurmuş paketin içine. Kutunun içine makarnayı doldurmuş. Kötü yağ, zeytinyağı yani ayçiçek yağı neyse. Yenmeyen zeytinler, bilmem neyler. Verme arkadaş. Bana ne vereceğim biliyor musun? Kart vereceğim. Ben de gideceğim markete. İbrahim Bey'e diyeceğim ki al arkadaş şu kartı. Kaç lira? 100 liralık. Alışverişimi yapacağım, kartı vereceğim, çıkacağım, gideceğim. Doldurmuşlar kötü kötü makarnalar, bilmem neyler, bilmem ucuz ucuzdur. Küflenmiş yiyecekler. Bunlar ayıp şey ya. Yapmayın Allah aşkına. Senin yemediğini bana niye veriyorsun arkadaş? Aynen. Verme ya. O vereceğin yarısını ver, iyisini ver. Benim için söylemiyor. Ben istemiyorum. Bunu yapıyorlar. Bunu yapmayın. Kurban olayım. Maddi durumu iyi olan abimiz var. Allah razı olsun. Benim söyleyeceğim buydu arkadaş. İsmini tekrar etmeyeceğim. Buradan da kendisi. Ya söyle abi de. Şey olsun canım. Ne olacak ya? İsmini söyle tabii. Allah razı olsun. Allah işini gücünü nasip etsin. Dua edelim biz de ona. Ayakkabı sektöründe çalışırken ben 11 yıl kökeneklerin yanında çalıştım. Kökenekleri Kansan, bilirim evet. ÖSS gibi başkanımızın Mustafa Kökenek var. Oradaydık efendim. Çalıştık. Bir abimiz geldi oraya, Muya'nın sahibi. Dedi ki ben giydiğimi giydirmem, yediğimi yedirmem dedi. Bu kelime benim çok hoşuma gitti Yüksel Bey. Evet. O günden bugüne kulağıma küpe kaldı. Çok doğru. İnşallah efendim biz sosyal faaliyetlere çalışırken camimizin imamı, okullarımızın müdürü, 3 tane okul var mahallemizde. Tabii ki okul müdürleri, öğrencilerin kimin zengin, kimin fakir, kimin durumu kritik, kimin annesi babası yok, kim annesi babasından ayrı. Öğrencilerin hepsi listeleri var. Biz müdürlerimizle çalışıyoruz, hocamızla çalışıyoruz, cami imamıyla. Böyle sıkıntıları Allah kısmet derse geçmişte olduğu gibi, dönemde olduğu gibi böyle atlattık çok şükür. İkinci döneme gelirsek, bu dönemde olursak Allah kısmet derse çok güzel hizmetler getireceğiz. Allah razı olsun abi. Burada fakiri fukara göreceğiz. Benim özellikle istediğim çocuklar. Yani biz yeşerip postan olmayacağız Yüksel Bey bu saatten sonra. Ama gelecek olan çocuklarımıza çok güzel bir anı bırakmamız lazım. Güzel bir yatırım bırakmamız lazım. Evet. Diyorum efendim. İnşallah. Şimdi bak ben bir tarafta WhatsApp'tan gelen şeyler var. Sana selamlar var. Bir taraftan da. Aleyküm selam. Şeyden, herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Facebook'tan gelen var. Ben yukarıdan aşağı okumayabilirim şunları. Yukarıya kayma yapmış. Soner Bayram, Direk Bayram, Oktay Temur, Semet Karadöl, Aydemir Bayram, Yavuz Yılmaz, Enes Emre. Halkın adamı İbrahim Bayram demiş. Uğur Alemdar. Gençlerin Allah her Allah zaman yanında olan, dertlerini dinleyip çözüm bulmaya evet çalışan, gönlü eli bol. İbo dayım, ay Allah'a kurban. Şöyle azıcık argo konuşun ya. İbo dayım. Uğur Alemdar, teşekkür ederim. İbo dayım, hakkını kazanacaksın inşallah. Gönlümde seninle İbo dayı demiş. Çok teşekkür ederim Uğur Alemdar'a. Allah Kezban Allah Karakaya, İbrahim abi bizim buraya da dile getir diyor. Nereyse. Kezban ablama da tabii buradan selam söylüyorum. Selam olsun efendim. Kezban Karakaya. Hayırlı akşamlar, evet, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi bizim Hızıroğlu Caddesi'nin şöyle bir sıkıntısı var. Kanalizasyonu yok. Bir, doğalgazı yok. İki. Yapma ya. Evet, Allah Allah. Burası imar planına dahil değil dediler. Geçen de belediyeye gitmişler buradaki mahalle sakinlerimiz.
yolunu açtırmışlar. Hı. Geri kalanını Kayseri Gaz yapacak, deşecek yapacak demişler. Henüz daha şu an faaliyete geçmemişler. Allah kısmet Kayseri Gaz söz vermiş mi? Söz vermiş diye. BTV olarak burada söylüyoruz. BTV'yle konuşuyorum. Ben Kezban Karakaya hanımefendi sıkıntısı var. Onu anlatmak istiyor. Bu tabii biz de aracı oluyoruz. Köprü vazifesi alıyoruz. Buradan yani Kayseri Gaz'a seslenelim. Yani genel müdür de iyi bir arkadaş. Bu işi bir an evvel halletsinler. Beklemesine gerek yok. Yani neyse ağırlığını oraya versinler. Demek ki ihtiyaç var. Bayan Tabur da yazmış İbrahim Bey'e. Biz de buradan seslenelim, olur mu kardeşim? Tabii efendim, Allah razı olsun. Evet. Tabii biz de bu işin üzerine düştük Yüksel Bey. Belediyeyi aradık. Dediler ki işte Mart ayında ihaleye girecek burası. Bir an evvel yani, evet, bir an evvel. Mart olsun. Ayında, Nisan'da buranın doğalgazı çekileceğini i̇nşallah, söylendi. İnşallah. Kezban Karakaya'ya da gözün aydın olsun diye. Yani evet, bir inşallah. Yani biz neyse bir iki ay bekleyelim. İnşallah bu yaz hallolsun. Bu işin peşindeyiz. İnşallah. Yani mahalle sakinimizin her zaman peşindeyiz. İnşallah ne istiyorlarsa, ne diliyorlarsa. Ya muhtar olmadan çalışıyor, evet, bak. Allah. Gördünüz mü? Yani çok şükür. Evet, çok şükür, çok şükür. Biz yani Tavlus'un mahallesi için muhtar adayı İbrahim Bey, Bayram Bey muhtar olmadan da çalıştığını gördünüz. Burada Kezban Karakaya da söylüyor. Abi diyor, bu derdimizi de orada anlatıyor. Efendim Büşra Bayram zaten fazlasıyla çalışıyor İbrahim Bayram diyor. Teşekkür ederiz Büşra Bayram'a. Yeliz Erdal Haser. Allah yolunu açık etsin. Durmak yok. Yola devam. Çok güzel. Allah razı olsun. Yeliz efendim, Erdal Haser'a iyi akşamlar dileriz. Fatih Altıntaş diyor ki İbrahim abim yaptıkları yapacakların teminatıdır. Sözde değil özde yaptıklarınız muhtarım. Yolun açık olsun inşallah. Zor Allah razı olsun Fatih yaparız. Bey. Teşekkür İmkansız ederim. Yok diyor. Bir zaman imkansız az bir zaman alır diyor. Fatih Altuntaş'a teşekkür ederiz. Sevda Alemdar ne diyor? Yaptıkları yapacakları teminat sonuna kadar tam destek. Aydemir Bayram. Tuğba Yılmaz başarılar dilerim. Diliyorum amcam. İnşallah hakkında neyse olur. İnşallah. Zeki Ertuğrul başarılar dilerim. Allah kardeşim demiş. Zeki Ertuğrul'a da iyi akşamlar dileriz demiş. İyi akşamlar dileriz. Evet. Oradaki sorunlar çözülür inşallah. Yani yol sorunu çözüldü. Aynen. Yol sorunu çözdürdük. Çok şükür. İşte biraz önce dedim ya işte 2014-2019 yıllar arasında Tavlusun mahallesindeki büyük bir sıkıntı vardı eski Tavlusunumuzda. Tamam. İşte asfaltıydı, kaldırımıydı, kanalizasyonuydu, aydınlatmasıydı, çöp tenekeleriydi. Bunlara varana kadar çok şükür hamdolsun getirdik. Bizim yeni yapılan yeni yerleşim yeri Tavlusunumuzu da getirdik bu güzel hizmetleri kazandırdık. Hamdolsun bundan yana bir sıkıntımız yok. Biliyorsunuz bizim mahallemiz hızlıca ilerleyen ve genişleyen bir mahalle. Evet, evet. Buranı hızlıca ilerlediği için çok doğru söylüyor. Buranın bir an önce atıyorum işte bizim 10.200 metrelik parkımızın bir an önce olmasını talep ediyoruz biz. Niye istiyoruz? Buraya talep edersek, bu parkı talep edersek müteahhitler gelir buraya binalarını dikerler diye düşünüyorum. Çünkü niye? Ya kocaman park var. Bir an önce buraya dikek, bu adam da para kazanacak. Harika. Yani projeler inşallah projeler böyle projeler olur derse, yani. Biz bunları görüştük ki bu projeleri yazdık. Yani kafamızdan yazmadık. Güzel. Evet, değil mi? Onları yani, görüştük biliyoruz diye. Yetkili kişilerle görüştük. Evet, biz evet. Projeleri çok yani güzel. Bu projeler var mı yok mu kafamıza göre dizmedik bu projeleri biz. Kafadan dizmiyor diyeceğim. Evet. Tamam, yani söyleyeyim. Gerekli kişilerle, gerekli mercilerle görüşülüp bu şekilde yazılıyor yani. Allah kısmet derse. İnşallah gelirsek. Olur. Tabii biz buradan Tavlusun Mahallesi'ni öncelikle Ramazan'ı tebrik ederiz inşallah. Bütün Tavlusun Mahalle sakinlerimin bir tanesini değil hepsinin oylarına talibim. Teveccühlerini bize kullanırlarsa, İbrahim Bayram'ı kullanırlarsa Allah kısmet derse biz de çok güzel hizmetler getireceğimize. Ben inandığım gibi birçok mahalle sakinim de beni bilir, tanır, inanıyorlardır yani. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yüzünü kara çıkartmam kolay kolay. Efendim olduktan sonra da inşallah gene sizin konuğunuz oluruz inşallah. Olur inşallah. Şimdi zaten burada gençler de var, yaşlısı var, orta yaşlısı evet. Var belli yani. Burada resimlerden görüyoruz. Gene Uğur Alemdar diyor ki gençlerin her zaman yanında olabileceği, dertlerini dinleyeceği bir kişi diyor. Onu da tekrar yazmış. Evet, gençlerin yanında. Tüm mahallemizin diyor, gençleri İbadayı'ya diyor, muhtar diyor. Sözde değil, özde bir muhtar olacağına inanıyorum diyor. Zaten bizi diyor destekliyoruz, İbadayı'mızı seviyoruz diyor. Sağ olsun, Allah var olsun. Buradan teşekkür Kadem Aslan, varol İbrahim abim demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olsun Kadem Aslan diyor, onu söylemiş. Evet, Allah razı olsun. İnşallah işte hep beraber çalışırsak, mahalle sakinlerimizle beraber
muhtarı yalnız bırakmayacaklar. Ne ihtiyacı yok, varsa, aynen abi, nerede aynen ne varsa, ne yoksa. Onu söylemeleri kulak, lazım. Kulak ardı itmeyeceğiz kesinlikle. Kulak ardı, tamam, kulak ardı olduğu zaman hiçbir şey iş yapamayız. Çünkü olmaz. Ben burada kuluna sual vermeyeceğim. Yüksel Bey, Allah-u Teala'ya sual vereceğim. Değil onun için çalışmamız lazım. Yani 3-5 kuruş maaş alacağız diye efendim şunu şöyle yapacağım. Kesinlikle. Bir şey alıp veriyorsan Allah-u Teala da bu koltuğu bize nasip ederse, efendime söyleyeyim, devlet de 3-5 kuruş maaş verecekse bunun hakkını vermek lazım. Güzel. Çünkü ya. Sorumluluğunu kula vermeyeceğin. Allah'a ya vereceğin. Zaten alacaksın. Sen, ben öyle görüyorum. Allah diğer razı konuklar olsun. Sevgili misafirler, ben öyle görüyorum. Yani burada yazı yazan bizi de izleyen arkadaşlar var. Gönüllü insanları. Kendilerine de ben buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bizlere yazıyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. İbrahim Bey'e iletiyoruz karşımızda. Onlar falan söylüyorlar. Burada anladığım kadarıyla zaten alacağın maaşı sen bu hayır hasenete harcayacağım yani. Ben öyle biliyorum. Çünkü durumun iyi. Alıp cebine halin yok yani. Öyle çok bir şükür. Sıkıntın yani, yok yani. Vay evet, yani paraya pula ihtiyacımız yok. Muhtarlık maaşıyla, maaşıyla geçineyim falan filan değil. Yok, çok şükür. Bir de var, arabanın benzin parası değil. Yani o yani, akşam dolaşacağım, yani, evet. Belediyeye gideceğim, belediyeden geleceğim, geri varacağım, biri çağıracak falan. Bunlar masraflı işler yani. Bunu dışarıdan sanıyor ki adam, ya bu aylık alacak otur. Hayır, öyle değil yani, öyle değil. Büro de gözükmüyor yani buradaki çalışmaların yapmış olduğunu, daha önce 2014-2019 yıllarındaki faaliyetlerinden belli yani. Buradaki arkadaşlar evet. da yazıyor. Yaptığı, yapacağı çalışmalarına biz kefilik diyor. Bu çok güzel bir şey yani. Adam kefil oluyor sana. Yani bunu diyor ki, efendim ben gene bir ağzaları da okuyayım. O ağzalarıyla birlikte çok güzel şeyler yapacağını söylüyor. Sami Deliktaş, Hasan Şahin, Recep Çamlar, Haluk Yıldırım, Beşet Aslan, Derya Yılmaz, Erdik Ayran, Kayran. Evet. Ahmet Tekin de diyor, beraber diyor bu işi götürecekler. Bizim mahallemizde de MOBESE kameralar da takılacak diyor. Park bahçelerdeki oyun salıncaklar, çürükleri gidecek, denilecek. Onların arkasında efendim yani yeni yeni projelerin diyor yapacağına inanıyorum. Bu ağzalarına birlikte olunca diyor. Tabii şimdi şöyle de bir şey var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyor ya. Evet. Eğer ağzalarla birlikte istişare yaparsanız çok güzel işler yaparsınız ya. Şimdi ben ona inanıyorum yani. Bir şey yaparken bu çok, bile ağzalarla danışıp konuşuyoruz. Tabii bu ağzalara danışmak lazım. Bazı muhtarlar vardır. Ben söz konusu yapmayacağım tabii, onu söylemem de bana da uygun da değil yani zaten. Ondan sonra adam kendi başına yapıyor. Hepsini kendi yapıyor. Öyle olmuyor işte ya. Olmuyor. O zaman niye ağzaları seçtin ki arkadaşlar? Değil mi? Evet. Bak şu semt konağı bence çok önemli. Bence semt çok konağı. Önemli yani. Bir de inşallah Tavlusun Sporu kurarsınız. Zaten bizim Osmanlı Sporumuz vardı. Var mı? Benim dönemimde vardı. Var mıydı? Gençler, bir doları ben size atmadım. Yüksel Bey, atsaydım keşke gösterirdiniz, yayınlardınız. Evet. Yani Kayseri... Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diye aynen, söylerdik. Aynen. Doğrudur, efendim, doğrudur. Ben 10-15 senedir marketimde bilet dolumu yapıyorum. Sıkıntım yok. Çok şükür hamdolsun. Ha, acizane elektrik gider veya da sistemde bir sıkıntı olur. O zaman bir dolum yapmayabilirim. Bunu yapmayabilirim ama elimden geldiği kadar ben bir anma hizmeti yapıyorum. Tamam. Yani bilet dolumundan hiç kimse beş. Orada var mı? Benim dükkanım da var. Başka yerde var başka mı? Başka yerde yok. Efendime söyleyeyim. Bu sizin şey var mı? Banka ATM'leri falan filan var mısın işte orada? İşte banka ATM'lerine falan yok. İşte biz bunlarla uğraşacağız. Allah kısmet derse güzel. Bunların gelmesi için güzel. Çaba göstereceğiz. ATM'lerin gelmesi için elere çaba göstereceğiz. Bunların olması lazım. Tabii. Abi ya. Şimdi bak bugün sizin basın TOKİ'yi gezdim. Gördüm. Yeni bir bakkal açılmış. Oradaki bakkal arkadaşla görüştüm. Bayanmış, sahibi yokmuş. Dedim ki size dedim hemen buraya acil bilet dolumu gelmesi lazım dedim. Sağ olsun. Dedim ya işte kurum ve kuruluşlarla aram çok iyi. Tabii çok biliyorum şükür, yani belediyeyle aram iyi. Yani evet elhamdülillah. Orada 521 tane konut yani, var abi ya. Ben buraya bilet konumunu getirtiririm dedim arkadaşa. Efendime söyleyeyim abi o da çok iyi olurdu, çok güzel olurdu. Burada da sizin aracınızla da söyleyeyim. Bilet dolumu istiyorlarsa efendime söyleyeyim yarın sabah pazartesi günü gider görüşür. Oraya bilet şeysi koyacağız evet. Zaten orada kadar çok akıllı yani, koyuyor. Burada, çünkü... Parayı atıyorum oradan tırırt dolduruyor alıyorum. Dükkana konacak. Tamam. Ha. Dükkana. Oo. Yeni bir dükkan açılmış bakkal. İşte ben de yanına koyacaktım. Evet, ben öyle hesaplıyordum. Yok yok dükkana yani konacak. Çünkü boş bu, alan var çünkü orada hemen. Yüksel Bey bu internet istiyor. Telefon istiyor. Efendim söyleyeyim kağıt istiyor. Bu cihaz. Her şey istiyor. Bu her şey senden gidecek. Ha. Karşı taraftan hiçbir şey gitmiyor.
Sadece sana cihaz veriyor. Karşı taraf. Oku diyor, dururut, evet. Fişini veriyor. Evet. Yani telefon faturasını sen yatırıyorsun. İnternetini sen yatırıyorsun. Elektriğini sen yatırıyorsun. Karşı taraftan sadece cihaz isteyeceğiz. O yana sunuyor. Evet. Orada yani onun için. Yoksa öyle böyle bir şey, para. Evet. Böyle bir şeye para bağlasa da herkes, herkes alır bu sistemi. Doğru, doğru, doğru. Bu benim yaptığım amma hizmeti yani. Vallahi güzel ya. Evet. Yani bana bir bilet biz burada satıyor, para kazanıyor diye bir şey sanmasınlar. Kesinlikle. Abi. Kesinlikle. Yani internet yani parasını buraya veriyorsun. Aynen. Kağıdın parasını veriyorsun. Evet, elektriği şeyin var, bilmem ne var. Orayı anladım. Sizin şeyde, basın Tokyo'da Allah kısmet derse, arkadaşlarla da görüştüm. Böyle bir şey isterlerse sizin de bilginiz olsun. Anlamam Yüksel abi. Bey. Telefonum da var. Bana var canım, ulaşın. Anladım. Evet, ulaşın. İnşallah kazanın da abi. Geleceğim burada program yaparız ya. Getiririz yani Allah'ın izniyle. Program yani, yaparız. Evet, kurum ve kuruluşlarla aramız iyi olduğu için çok şükür. Hangi konumda? Çaycı akrabağın nerede senin çaycı akrabağın? Ekrem abi. Ekrem mi? Mevkide şu anda. Ekrem mi? Evet. Onun soy ismi demek şey mi ya? Bayram. Bayram mı demek? Evet. Vay anasını. Ya Ekrem abi bir yazı yazmadı bize. İzlemiyor demek. İzlemiyor mu? Ne öyle? Biri söylesin köyden. Aynen. Şey aynen. Söyler. Köprübaşı köprün yazmış ya. He, köprübaşından. Mikail abi. Mikail miydi? Evet. He, tamam. O yazardı mutlaka ya. Evet. Bizi arar her programda. Yazar orada. Bir, o da gerçi bir gönül Zeki insanı. Abi, kardeş Zeki abi çalıştırıyorduk abi ya. Şimdi hangisi çalıştırıyor bilmiyorum. Bayağıdır da gitmiyorum köye. Biz bir yazı getirdik. Zamanımız az, zamanımız az kaldı biliyorsunuz Yüksel Bey. Sizden 15 gün, 15 günümüz var. Evet. Sizden de destek bekliyoruz yani. Haberiniz olsun. İnşallah. Allah kısmet derse. İnşallah. Kurban olduğum Rabbim. Basın Tokyo'ya her ver. Yani orada oy kullanacak arkadaşlarımız var. Onları söyleriz. İnşallah. Şimdi Allah biz, kısmet derse. Neydi onun adı ya? Aman unuttum gitti. Neyse. Cuma, İsmail Cuma Kazmoğlu'yla beraber gittik. Tam köprüden geçiyor dedim ki bak Avşar tarafına giriyoruz. Ondan sonra kendi güzel dikkat edelim. Şaka olsun. Aman bir güldüre bir güldüre. Neyse Ekrem ağa da şeyde şehirdeydi. Unatım orada. Evet. Burada çay ocağı vardı. Evet. Oraya uğrayak dedik ama ondan sonra Doklar'a gittik. Doklar'da Cemil Ümlü muhtar orada. Onun oraya vardık. Orada bir yemek yedik falan. Neyse. Yenge de sağ olsun güzel bir ayran mayran yapmış. Afiyet şeker olsun. Allah razı olsun. Oradan Güzelce'ye geçtik. Güzelce'nin muhtarı da benim arkadaşım. Oraya vardık. Ve hep muhtarları çıkarıyorum ya. Evet. Şeyde Güzelce köyünde de soy ismi Demir olanlar var. Onların da bir annelere vefa etmiş. Oraya bir bastara diledik. Oradan Dadaloğlu'na geçtik. Abi Allah Dadaloğlu'nda. O gün de cumartesi günü. Aynı bugün gibi cumartesi günü gibi. Öyle kalabalık var ki. Müthiş bir kalabalık. Dadaloğlu şenliği yapılıyor. Evet. Orada. Tomarza Belediye Başkanı var. İşte Murat Gürbüzler var. Tomarza'nın içinde gazeteci. Onu yetiştirdiğimiz arkadaş. Murat Gürbüz'ü tamam. Genç bir arkadaş. Genç bir arkadaş. Evet. Canım onları biz yetiştirdik zaten. Bizim gazetemizdeydi. Evet. Bizim gazetemizde tam 20 yıl çalıştı. Çalıştı derken muhabirliğini yaptı yani. Maşallah. Tomarza muhabiriydi yani ondan sonra. Oraya vardık. Arkadaş Dadaloğlu şiirleri. Kalktı göçeyle davşar elleri. Ağır ağır giden eller bizimdir. Devlet ferman etmiş hakkımızda. Ferman padişahımsa dağlar bizimdir diyor. Aynen. Aynen böyle. O yar oturmuş taşın üstüne. Taramış zülfünü kaşın üstüne. Bir selam göndermiş başım üstüne. Alırım kız kovmam sen ellere. Dadaloğlu'ndan şiirler. Orada bir şiirler falan. Çok bu arada Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı geldi. Diğerleri geldi. Belediye başkanları falan filan geldi. Yanımda bir arkadaş var. Beraber geldiğimiz arkadaş. Kısa gömlekli. Lan yaylaya geliyor. Ora kısa gömlekli olur mu? Dondum vallahi burada diyor. Dondum diyor. Hadi gidelim o zaman dedim gari. Neyse saat 11 miydi neydi? Oradan çıktık geldik. Abi buz gibi ya o ayda yani. Yaz günü. Evet. Donduk. Ceket giydik gari. Kalender Kadem Aslan özür dilerim. Kadem Aslan ben de Dadaloğlu'yum diyor. Kadem Aslan hoş geldin sefa geldin kardeşim. Dadaloğlu'ndan örnekler verdik. Şiirler verdik. Bir kıratı severim, bir de bilmem neyi diyor, onu söylemeyeyim. Belki yanlış anlaşılır. Kadem Aslan'a iyi akşamlar dileriz. Evet hayırlı hocam. İyi akşamlar son, efendim abla. Allah kısmı. Şeyli misin, köylü mü? Yok, taflı. Öyle mi? Vay. Söyledi işte. Mehmet Somun'un ben akrabasıyım. Evet. Kadem Aslan, onu söyleyeyim. Şerif Amen varmış, o Zobulara gelin gitmiş, Doklar'dan. Evet. Oradan gelin gitmiş. Oğlu vardı, Allah rahmet eyleye. Allah rahmet eylesin. Amin. Ona bir kere evlerine gitmiştik. Öcal Adıyaman, muhtar adayı İbrahim Bey'e başarılar dilerim diyor.
İbrahim Bayram'a. Kadem Aslan ağzına sağlık diyor bak. Ha. Avşar şiirini okuyunca hoşuna evet, gitti. Teşekkür ederiz. Tabii. Yani 1865 yılında aleyküm selam demiş Kadem Aslan. Biz de iyi akşamlar dilerik. Tekrar selamün aleyküm diyelim. Aleyküm. Selam vermiş olalım. 1865 yılında Adana tarafından geliyor Avşarlar. Oraya yerleşiyorlar. Ama 1865 yılında yeni bir kanun çıkarıyor Osmanlı döneminde. Yerleşik düzene geçen adasını aldım Avşarlar diyor. Yerleşik düzende değiller. Yaylaya geliyorlar yazları. Kışları Adana'ya gidiyorlar. Orası evet. Sıcak ya. Abi bahar geldiği zaman devam ediyorlar. Gene yaylalara geliyor. En sonunda kanun çıkarıyorlar. Diyor ki bak burada duracaksınız diyor. Yoksa hepinizi dağıtırım. Bazı durmayan adamları tamam Pınarbaşı işte Toybuk Moybuk o bölgelerdeki insanları alıyorlar. Hatta Alparslan Türkeş'in köyünde Köşkerli. Oradan da bunlar Kıbrıs'a gönderiyorlar. Alparslan Türkeş'in esas kökü Köşkerli. Kıbrıs'ta doğuyor. Anadolu'ya geliyor tekrar okuması için. Daha sonra yerleşik düzene geçince bunlar ev yapmaya başlıyorlar. Yer yedinmeye başlıyorlar. Yaylalar oluyor falan. Ta Afyon'dan, Karaçlar'dan o taraflardan da yaylalara develerinden geliyorlar sizin o yaylalara. Dağlardaki yaylalara. Kiralıyorlar. Yayla kiralıyorlar. Sonradan kalktı tabii yaylacılık falan filan kalktı da. Yerleşik düzene 1865 yılında geliyor. Bu arada şey geliyor. Çerkezler geliyor o yıllarda. Kafkasya'dan Çerkezler geliyor. Pınarbaşı'na iyileşiyor. Kocanarlı daim Avşarlık'tan çıktım ola Çerkez kalktı, kazık kalktım ola diye. Dadaloğlu şiir söylüyor. Hani Çerkez kazık kalktım ola diye. Kocanarlı diye bir soy var, sülale var. Geniş yani o bealerden o şeyde. Büyük bir sülale varmış evet, o zaman evet, Kocanarlı diye. Tabii evet. Onlar çok önemli bir şey. O savaşçı bir insanlar bu. Zaten Kafkas cephesine de gitmişler o orada. Sargamış adını falan söylüyorlar ya o yüzden. Yani ondan dolayı. Doğrudur. Böyle Avşarlar. Avşar bir defa yiğit, cengaver, sıcakkanlı insanlar bunlar. PKK'nın en korktuğu insanlardan biri de Avşarlardan çok korkarlar. Evet. Bunlar öyle korkarlar onlar. Onun için Avşarlara burada ben... Beni diyorum ki Avşar edin diyorum itmiyorlar. Arkadaş ben ne örüyüm ya. dedemin ikinci hanımı Avşar'mış ama Doklar'dan evlenmiş. Ama Avşar. Sana da bulaşmış Yüksel abi. Bulaştı. Aynen sen de aynen, bulaştı. Yani Avşar'la evet, geçmişsin. Seviyorum Dadaloğlu'nun şiirlerini, kendisine örnekler veriyorum. Esas adı Veli. Dadaloğlu'nun esas ismi Veli. En son Adana'da görülmüş. Fakat Tapınk Belediye Başkanı Dadaloğlu Belediyesi oldu ya. Orada Mehmet Sobu demiş ki benim evim demiş bu mezarda demiş bana gösterdi. Gidek Sezen Mezarlığı'na bağlatmış. 2 metre uzunluğunda Dadaloğlu burada yatıyor demiş. Ebesi söylemiş ona. Evet. O da götürmüş o heyeti, temsili heyeti götürmüş oraya. Demiş işte bura. Demiş ki tamam hadi Dadaloğlu'nun demiş adını buraya verelim demişler. Dadaloğlu'nun işte heykeli var orada biliyorsunuz evet. Ki. Güzel atın üzerinde falan. Ondan sonra sağ olsun. Mehmet Sobu'ya da buradan selam olsun eski başkana. Allah razı olsun. Ebesinin sayesinde Dadaloğlu'nun ismini aldı oraya. Taf, Öketçe, bilmem ne bir sürü isimler olmuş orada. Taf, daha önce evet. Taf olmuş. O Taf'ın bir kısmı da şeye gidiyor. Boğazcan tarafına gidiyor. Yani Yozgat tarafına gidiyor. Taf diye bir daha yer var. Onlar da oradan geldiklerini biliyorlar. Ama asimli olmuşlar yani. Unutmuşlar Avşarlı oradan geldiklerini. Taf diye bir köy daha var. Oradan evet. Gitmişler. Tomarza'nın Taf'tan geldiğini biliyorlar. Yavuz Yılmaz alkışlıyor bizi. Kadem Aslan'ı da buradan tekrar selam göndermiş. Aleyküm selam diyelim. Evet son sözlerini söyle bakayım hocam. Güzel bir sohbet oldu ama. Allah razı harika. Olsun Yüksel abi. Çok teşekkür ederim. Yani listende bir şeyler varsa okuyabilirsin. Allah razı olsun. İşin rast kessin. Tabii biz... Söyleyeceğin sözlerini söyle. Muhtar adayınız İbrahim Bayram olarak ben değil mahallemiz kazanacak. Mahallemizin kazanması için projeye destek verin. Tavlusun mahallesi. Hepinizin oylarına talibim. Evet. Teveccühlerini bizlere kullanırlarsa inşallah. Mahallemizi çok güzel seviyeye getireceğimize ben inanıyorum. Mahallemde birçoğu da inanıyordur. Allah'ın izniyle gençlerimize varana kadar hepsi inanıyorlardır. Gençler inşallah. Seviyor seni. İşi gücü rast kessin. Evet, evet, gençler seviyor. Gençlerin hepsi evet. Yanımızda. Allah evet, razı olsun. Tavlusun mahallesi gençlerine de buradan selam evet, olsun. Allah razı güzel olsun. Güzel insanlar. Fatma Ali Başoğlu yazmış. Onu da okuyalım da kaçırmayalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Yüksel Bey. İbrahim Bey'e de başarılar devamını diliyorum demiş. Fatma Ali Başoğlu. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Allah razı olsun. Fatih Altuntaş tam destek komşum diyor. Merak Allah etme diyor. Teşekkür ederim Fatih Altuntaş'a da. Fatma Ali Başoğlu, Yavuz Yılmaz alkışlıyor. Kadem Aslan, efendim Öcal, Adıyaman. Efendim. Hepsine buradan selamlar evet. Efendim. Caner Memiş, Uğur Alemdar,
Zeki Ertuğrul, Aydemir Bayram, Sevda Alemdar, Fatih Altuntaş, Yeliz Erdal Haser, Büşra Bayram, Kezban Karakaya. Efendim hepsine teşekkür ederim. Fatih Altuntaş'a da buradan komşunummuş senin herhalde. Evet komşum. Allah komşun razı olsun. Fatih hepsine Altuntaş'a teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür ederiz kendisine. Yazıyoruz ve destekliyoruz sizi de. Biz de buradan tekrar yine bir tane daha okumak istiyorum. Azalarımız diyor çok güzel. İsimler güzel. Sami Deliktaş, Hasan Şahin, Recep Çamlar, Haluk Yıldırım, Behçat Aslan, Derya Yılmaz, Erdi Kayran, Ahmet Tekin. İşte bu azalarıyla birlikte sizi mahalle için çalıştıracak, koşturacak, istişare yaparak. Evet. Dediğimiz gibi Allah kısmet ederse hep beraber mahalle sakinlerimizle beraber kimin nerede ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa Allah kısmet ederse hep beraber çözeceğiz. Bence de hocam yani beraber, çözeceğiz. Allah kısmet olmaz. Derse. Diyorum ya öbür dönemde çalıştığımın 5 fazlasını çalışacağım inşallah. İnşallah. Çünkü inşallah. Niye? Tecrübemiz çok yükseldi. Tecrübe zaten. Ben de öyle. Evet. Ben onu diyorum zaten ya. Tecrübemiz büyük çok şans yani. Ben zaten. Bilmiyorum ama Tavlusu evet. Mahallesi'ne İbrahim Bayram büyük şans. Tecrübe evet. Geliyor. Yani tecrübe. Ben orada 18 senedir esnafım. Evet, İnsanlarla iç içeyim. Efendim dediğimiz gibi kurum ve kuruluşlarla sıkıntımız yok. Hepsiyle aramız çok iyi. Çok şükür hamdolsun. Çok şükür. Hangi hizmet nereden alınır? Hangi kapıdan biliyoruz, alınır? Değil mi? Biliyoruz. Hangi kapıdan? Efendim dediğim gibi Allah'ın izniyle inşallah yani bilemiyorum. Bizden iyi yapan da kendi kendime diyorum yani. Bizden iyi yapan da var mı? Vardır inşallah diyorum yani. Olabilir canım. Yani tabii. Olabilir ama değerli konuklar, sevgili misafirler, sevgili Tavlusu Mahalle sakinleri bir gönül insanıyla beraberdik. Çok da güzel projeleri var. Her şey güzel. Ben çok hoşuma gitti yani bu projeleri. Yapacağı çalışmaları sizin için yapacağını söylüyor zaten. Tekrar söylememize gerek yok. Onun için tecrübe var. Tecrübe çok önemli. Biliyorsunuz ki kaç yıldan beri Mendik Büyükkılıç'ta tecrübeli olduğu için halk seçiyor onu. Onu söyleyeyim bak Büyükşehir'de tecrübe önemli. Yeniden mahalleyi tanıyayım, yeniden bir aday olur bilmem ne yapayım diye uzun yıllar alır. Tecrübeli bir insan, hayır sever, hayır sahibi. Yapacağı projeleri anlattı, çok da güzel, çok hoşuma gitti. Efendim, ben şimdilik söyleyeyim. Hepinizin bayramını, Ramazan'ınızın kutlarım bayramlarından çıktı. Daha gelecek, dur bak. Evet, bazen böyle oluyor şu canın yayında. Efendim, Ramazan'ınızı kutluyorum. Allah evinizde mutlu, huzurlu etsin. Allah bahtiyar etsin. Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla ev huzuru çok önemli. Evinizde huzurlar diliyorum Yüce Rabbim'den. Kıldığınız namazların, okuduğunuz Kur'anların duaları kabul olur inşallah. İnşallah. Sizler gönül insanısınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Devamlı yazıyorsunuz. Görüyorum burada. Oktay Temur, güçlü liderlik daha güçlü bir mahalle için gerektir diyor. Oktay Temur'a da buradan hem konuşayım hem de teşekkür edeyim. Ben son sözlerimi söylüyorum. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Muhtarımız da son sözlerini söylesin. Buyur. Fatih Altındaş, Yüksel Bey sizin de organ ağzınıza sağlık. Hayırlı akşamlar Yüksel diliyorum. Yüksel Bey tabii bizim Fatih konu gittiğiniz için misafirperverliğiniz için. Yayınladığınız için muhtar ve muhtar arkadaşlarımızın sesini duyurduğunuz için Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan Tavlusun Mahallesi'ne bizi dinleyenlerin herkese selam söylüyorum. Özellikle Tavlusun Mahallesi'nin hepsine selam söylüyorum. Buradan hepsinin oylarına talibim. Tabii Allah canım, kısmet yani, derse teveccühlerini bizlere. İbrahim Bayram diyor. Olarak Tavlusu Mahallesi muhtarı adaysan tabii elbette evet. Ki talip olacağım. Allah kısmet Soner dersin. Bayram diyor ki anamın da selamı var diyor. Aleyküm selam. Sen de buradan ellerinden öpüyorum anama selam söyle kardeş. İşin söyle nasıl söyle. Annen bizim daha söyle. Ana adım ne söyle. Annemin adı Gülden Bayram. Anneciğim hoş geldin öncelikle tabii. Ellerinden öpüyorum. Kardeşlerime de selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Efendim geldiğimde uğrayacağım evet. İnşallah yanınıza. İnşallah. Biz de annenize Soner Bayram'a hayırlı akşamlar dileriz. Allah'a emanet edelim onları biz. Özden Gül biz Alas'ta amin inşallah diyor. Özden Gül biz Alas'a da buradan teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Bir şey söyleyeceğim son sözüm. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür hayırlı ederim. Akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar inşallah.